Yeni bir Zomboid yayınıyla karşınızdayız. Yanımda her zamanki gibi Şeyh var. Merhabalar. Çok iyiyim, müthişim. Bu videoda sizlerle beraber Zomboid silah tier listi yapacağız. Evet, kategorilere bir... ayırdık. Önce yakında dövüş silahlarını sıralayacağız en temelinde başlarsak. Şimdi önümüzde baltalar var. Görüyorsun ama baltaları. İlk başta direkt isim isim sırasıyla başladım. Aks var. Çok düşünülecek bir silah değil. Yani ben daha hani baltaları silah olarak değil de daha çok ağaç kesme amacıyla kullandığım için hı hı. Ee, ama şimdi bu kırmızı balta da bulduğun zaman sevindiği bir ürün. Bence şu A evet. seviyesine gelebilir. Benim kendi şahsi yani... fikrim. <laughs> doğru. Evet. Aa, yani niye S değil peki? Onu aslında bu bayağı popüler bir silah o yüzden bence konuşulabilir. Aynen. Neden S değil? Şimdi yani. çok güzel bir yere değindin. Bu liste tamamen Subjektif bir liste yani benim kendi evet. keyfime göre oluşturduğum bir liste hı hı. ve aynı zamanda senin de işte evet. ee, o yüzden ben hani silah olarak çok tercih etmediğim için S değil. Ha, senin tercihinden alakalı evet. yani onun yani ondan daha iyisi olduğu için şu an A'da evet. peki tamam o zaman kabul edebilirim. Şimdi bir de bunun ee... kardeşi var. Kardeşi demeyelim aslında yani ağaç kesme konusunda çok daha başarılı bir versiyonu Aa, evet, ancak... Evet Ama iş savaşmaya Tabii. geldiği zaman <laughs> ciğerleri söküp alan <laughs> abisi diyelim buna. Yani Çok riskli bir silah. Savaşmak ee, için kötü bir silah o yüzden C diyeceğim ben. High risk high reward silahı ama evet yani C ben D derim. Çünkü nefesin bittiği zaman bu oyunda ölüyorsun. Yani e, çünkü nefesin eğer varsa bir şekilde kaçabiliyorsunuz zombilerden koşan zombi yoksa. Evet. Ama nefesin gittiği zaman çok fena seni ölüme götürür. Bu da 5-6 vuruşta nefesini bir böyle kızartmaya başlatıyor. Ben bunu neden D'ye koymuyorum? ha çünkü bu meret var bak. <laughs> Dünyanın en işe yaramaz baltası. <laughs> Kendi Aha. yontma taştan kraftladığımız balta. Daha bir tane ağaç kesemeden patlıyor. Bunu... Aslında bir de FTR mi koysak ya? Çünkü onların arası bir TR fark olamaz yani. Bir de FTR, ETR et, et yemiyor. Bu ya. bence Z bu yani. <gülüyor> 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 Şimdi bunu... yani ne dedik? Hop çöpe yolladık. tamam. <laughs> <Aynen. gülüyor> Pek yani savaşta kullanmadığını tavsiye edilmiyor bizde. <laughs> Yoklukta <Evet>. yani <laughs> anca. Bizim o kale gibi yokluğun en dibinde olmamız lazım bunun kullanılabilir olması için. Bu gördüğümüz tek elli balta var. Bu da ağaç kesme konusunda birazcık iş götürüyor. Ama yani ya sağlam da aynı zamanda. Diğer silahlar gibi patküt kırılmaz yani dandik yolda bulduğumuz silahlar gibi. Durability'si 150'ymiş bu arada. eden biraz daha iyi. Yani stokaksan biraz daha. O yüzden ya bunu D'ye koyabiliriz ya. Bu da savaşmak için çok zayıf. Şöyle düşüneceksin. Mesela oyuna başladın. Yanında böyle çok silah yok. Bir tane zombinin sırtında saplı bir şekilde <laughs> sana geliyor. <laughs> Sonra yani. alıp hani bence e, kısa günü kurtarır. Şeyse ya yani. yani, oyunun başında silah yoksa kullanılabilir seviyede bir şey. Doğru. O yüzden Doğru. De değerlik gibi değil de bence C'ye biraz daha yakışabilir. Koyalım C'ye o zaman. Tamam. Yani var. Oyunda çok az rastlanan bir eşya. Evet. Ya Onun aslında da damage'ına baktığımızda güzel bir damage'ı var. Ama yavaş. Evet ya bunun gibi işte ya. Şu Wood Wood Woodcutterax gibi. Evet. Yani o yüzden yine de Yani hem de az yani... bulunuyor. Yani çok kullanan yoktur. Ben bunu çöpün bir tık üstü olarak değerlendiriyorum yani. Evet. Ya Pickaxe bayağı yavaşmış bu arada ya. Yani Hı -hı. şeyden çok yavaş. Eee 0.2 daha yavaş. O yüzden evet yeri iyi oldu. Var i̇şte mı de, böylelikle... değiştirmek istediğin bir şey? Yo şu andaki. Böyle. Nihai kararımız baltalar için böyle. Şimdi Aynen. kısa ezicilere geçelim. Geldik. <laughs> kısa eziciler burada sıralandı. Bunun Türkçesi ne diye geçiyor acaba bilmiyorum ama. Çift başlı çek. <laughs> Çift başlı <gülüyor> 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 Bir şeydi galiba ya mobilya çekeceğim öyle bir şeydi ismini. Öyle bir şey olabilir ya. Neyse. Daha hafif ee, bir şey oluyor bunda. Zayıf bir silah. Yani bu evet. böyle elime geçtiği zaman kullanırım. Ama e, yenisi geldiği zaman anında atarım. O yüzden direkt bence şu şu kaliteli çekici bulduğum zaman bundan kurtuldum. Aynen. Ama Aynen. bunu bulamamışsam yani her zaman çekici yanında taşıdığım bir silah olduğu için bunu evet. daha yukarı koyacak şekilde böyle orta sıralara taşıyabiliriz. Bunu galiba her yerde kullanamıyoruz ama şeylerde bu araç olarak kullanamıyoruz zannedersem. Yanlış hatırlamıyorsam. Bazı bazı işlerde kullanamıyorduk. Normal çekicinin işlevlerinin hepsini yapıyor bunlar ya. Yapıyor mu hepsini? Hı. Hı. Nereye atayım? C. C'ye c, c gider net, yani buna gider. Net, c. Heh, geldik. Banyo. <laughs> Bütün gitar türleri için aslında bu da geçerli. Yani gitarların çoğu için geçerli bu. Ama bu tek elle bir de. Yani çifteli gitarın, çifteli gitar oraya gelince konuşuruz ama hani çok hızlı kırılması dışında güzel bir silah. Ama çok hızlı kırılıyor. Evet. Yani bunun kondisyonu 6 yani durabilitesi 6 muhtemelen 2 vuruşta veya 3 vuruşta kırılır. Yani maksimum yani. 2-3 zombi öldürülür. Çöp demeyeceğim. Günü kurtarabilir. <laughs> bence, Belki. Ben, bence çöp bu yani günü de bundan kurtarmam. Bak şey olsaydı çöpten çıkardı. Şimdi biz bunları vurduğumuzda nota sesi falan çıksaydı, Böyle müzik yapsaydık böyle. Bring bring falan olsaydı tamam. Var zaten de çok hafif duyuluyor. O yüzden de bir etkisi yok oyuna, bir renk katmıyor bence. bu. O zaman Ama tamam yere çöpe çöp, çöp çöpe anladın. yuvarladım ben bunu. Clubhammer. <laughs> Madır Madırga mı deniyordu ee, buna? Öyle bir şey. E, Al. oyundaki ben ismi ben Türkçe ismi. Madırga mı? bit Madırga diye bir şey vardı. Aa. Bu evet, o herhalde. Yani şey, kare başlı çekiç Yani bu da aslında diğer Hammer'la aynı kaderi paylaşıyor. Hani. Ama bunun bir dezavantajı var. Evet. Bu bir işe yaramıyor. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu araç olarak kullanamıyoruz. O yüzden yani c'yi koyamam onu. D olabilir. D olabilir. Ha, yani, yani burada daha çok zaten zombilere karşı olan mücadelemizin faydasını gözeteceğiz. Ama hani tabii ki bu bir işe yaradığından çivi çakma makma marangozluk işlerini bu evet. yaramadığından burada da ufak farkları oluşturuyor işte. Bu Şeram şey. Stik. Aynen. Bateri ee, Ya bir vuruşluk canı var bu arada durability bir direkt. <laughs> Base durability. Yani zombinin şey burnuna sokarsın önce. Herhangi bir kritik hasar yok. Çok az damage var. Yani muhtemelen ya ittirmek gibi bir şey bu aslında. Evet. Ya o yüzden direkt <laughs> <y> yumruk <laughs> atsam daha yani. fayda. Hatta bu çöpün de aşağısı. Bu yer katmanına falan gitmesi lazım. Dumble geldi. Teker evet. böyle Dumble. Bam. <laughs> bu çok güzel silah ama şey gibi. Bu m, odun kesmeye yarayan balta gibi çok ağır bir silah. Yavaş vuruyor. Ve evet, yavaş saldırıyoruz ama kolumu oturtuyor yani kafatasını patlatıyor. Damage'ı şey kadar, yine hammer'lar kadar. Yine kritik kritik hasar şansı biraz daha fazla ama ha, yavaş vuruyor. Öyle bir evet. sıkıntısı var. Ağır bir de. Bunlar problemli şeyler. Ağır olması özellikle biraz problem yaratabiliyor şey bu pratikte kullanılacak bir silah değil. Spor esnasında aniden bir zombi gelirse kafasına <laughs> geçirmelik yani. O Öyle yüzden yani. pratikte etkisiz olduğu için ne kadar statları iyi de olsa bence F, F gibi ya. ya evet evet. Varsa. Ya bunu bir de ya bunun şöyle bir sıkıntısı var hani bu silah doğrudan hani her tüm çaplarıyla baktığınız zaman yanında dumbbell taşıyamazsın. Evet. Yani direkt o yüzden kötü oluyor yani. Bir yerde bulduğun zaman bulacağın yerde yani herhangi bir yerde de bulamazsın. Bir pipe gibi değil. O yüzden P iyi bence de. P Uygun bir yer. Düz tava. Evet. Pişirme tavası. Bu tava Bilmeye herhalde şey. şeydir. Oyunda herkesin ilk kullandığı silahlardan biridir. Yani oyunu oynayan %60-70 kişi ilk zombisini bununla öldürmüştür. Yani ben ilk zombiyi bununla öldürdüm mesela. Bunun olayı şimdi hammerlar ikisi iki hammerla karşılaştırdığımız zaman dayanıklılık olarak zayıf. Öyle bir problemi var. Bulunma konusunda yüksek. Ama yine yanımızda taşıyacağımız bir şey değil. ya Ben bu tavaya şey olarak yaklaşıyorum. Oyun başladığında herhangi bir silah bulana kadar birinci e, beni zombilerden koruyan silah olarak görüyorum. O yüzden hı hı. çok e, oyunun ilk safhalarında hayatta kalmaya yarayan bir şey. Evet. O yüzden bence ya, bir, biraz yukarılarda olabilir bu. Yani. C, C, C iyi gibi yani bulunma şeyi kalitesi olarak bayağı iyi yani <laughs> çok rahat bulunuyor. Böyle yukarıya yani Nerede bulacağımızı yani bir... Mutfağa girdiğimiz zaman bulunma ihtimali çok yüksek yani özellikle herhangi bir loot şeyini düşürmediyseniz evet. sıklığını. Yani çok rahat bu olacak e, bir Bu şey ilk yani. girdiğimiz evde çıkmazsa yandaki evde çıkar yani o kadar sık. Yemek yapmaya yarıyor ve hafif. Bir de Sırtımızı şimdi... takabiliyoruz bir de ekstra öyle Heh. bir farkı var. Evet. <laughs> Tek elle olmasına rağmen sırt bölgesine hızlı erişim olduğu için bir avantajı da var oradan. Başka bir ee, tava bir tava. tavası. Ya, bu ikisi arasında çok bu diğerinden biraz daha kötü ama böyle yani çok aşırı bir fark yok yani o yüzden aynı daha yerde olabilirler kötü? oysa ee, bir bu? tık bir tık daha kötü kritik bir hasarı biraz yok. daha zayıf hmm, sanki ben... damage'i biraz daha düşük yani, yani kullanın deneyimlerime göre bunun daha iyi olduğunu söylerdim ben hiç istatistik bakmadan konuşuyorum yani, yani statlarına me bakmadan me kendi deneyimimden menzil gibi. olarak da aynılar yani hmm. direkt. o zaman bu da D'ye geçer yani Aynen. Geldik evet. bu kısa ezicilerin kralına. Ben bunu direkt en tepeye STR'e yollarım yani. Direkt o yani direkt STR o. <laughs> Yapıştır en ya. büyük STR olmasının en büyük şeyi yani durability'si diğer ball hammer'dan çok farklı değil. Şunda mı? Ee, evet. Yani genel olarak aynı ama kritik hasarda bizi kazandırıyor. Şimdi bunu diğerinden daha iyi görmenin aslında sebebi bence tamamen şekil olarak. Yoksa şekil, evet, olarak tabii ki. O bol pin hammer'dan çok bir far şey o CTR'e koyduğumuz hammer'dan çok da bir damage olarak da bir farkı yok. Yani evet ama bak şimdi bunun bir gönül bağım var. Ben evet. oyunu her <laughs> oyunumda marangozluk yaparım. Hep cebimde <laughs> bir çekiç, tornavida taşırım. Aha bu evet. da o yüzden yani bir S buranın yıldızı parlayanı bu yani altın çocuğu bu. Öyle diyebiliriz. Ama bence buna nazaran şeyin de A tier'de durması lazım. Yani Eğer onu ona da... S diyorsak Hadi bunu o zaman bir yukarı alayım. A, tamam, A değil de, de, de. D olur yani. <gülüyor> tamam. <laughs> Gönüllerin hakim olmak önemli. O <laughs> zaman benim de sevdiğim silahlardan bir tanesi olan <gülüyor> Boruya <gülüyor> geçtik. <gülüyor> ben onu B derim. Bir mi? de metal işlemeci olarak. Ya ben boru silah şahsen hiç <laughs> kullanmıyorum. Bana göre bu tamamen metal işleme ne denir? Ham maddesi. Yani silah <laughs> olarak bakmıyorum ben bunlara. O yüzden benim değerlendirmem de aşağılarda kalır. Ama... ama bunun Heh. şu e, B tier'deki şeyden bir avantajı var. Tek bir avantajı. Bir dezavantajı var, bir avantajı var aralarındaki fark olarak. Damage'ı biraz daha iyi hı hı. ve menzili biraz daha fazla ama daha yavaş vuruyorsun. Ama ee, ne kadar bir yavaşlık var yani şimdi? 0.07'lik bir yavaşlık. Yani ona bir dersen, diğeri %7 daha yavaş. Yani %7 o kadar zombiyle savaşırken evet, bence çok yani, şey yapmaz, oynamaz yani. Range olarak da %7 gibi büyük. Hı hı. Damage olarak da 0.2 base yani damage. statlarına göre aslında A'yı hak eden bir şey gibi. Evet bence de A'yı hak eden bir şey. Benim, gönlümde A'da seni, benim gönlümde A da senin, yanında pek B. Yani... Ben, D, ben buna D falan derim. Çünkü hiç kullanmıyorum yani. Gördün mü onu <laughs> çıplak eline gezerim daha iyi diyorum yani. yani <laughs> Biraz demek... ağır. Bir de bu da şey... galiba sırta koyuluyor. Evet. Ee, yani bunlar güzel ve Ama kötü özellikler. Şey konusuna demiyorum. diyebilirim. Hani biz bir multiplayer sunucusunda canlandığımızda hep metal boruyla canlanıyorduk. Onda Hı -hı. bir şeydi yani iş görüyordu. O yüzden Hı -hı. bence bir B'ye koyayım bunu. Hadi B sen, gider. Senin için B'ye çıkarayım bunu. Şimdi Job. Job'a evet, geldik. Job'un job e, direkt avantajı yine durabilitesi iyi bir çubuk. <laughs> e, menzili yine fazla. Damage'ı da iyi. Gayet iyi. Şeye göre. Hammer'a göre konuşuyorum yine. O yüzden bunu doğrudan hani Metal pipe referi olarak A'ya koyabiliriz yani A ya denilebilir. De hiç iyi şimdi tamam statları konuştuk. Hiç Bak bu oyunu yüzlerce saat oynamışsındır. Bu silah kullandın mı? Kullandım. Kullan tam o zaman A'ya koyuyorum. <laughs> Ama nedense kullanırken hep daha kötüymüş gibi. Çünkü galiba ya bunun şey ee, şeyi var. Ee, siz söyleyin. Zayıf gelme olasılığı galiba daha mı yüksek? Düşük ama çabuk mu? Kondisyonu düşük ha. geliyor. Hadi normal. Hani maksimum kondisyonları aynı ama sanki bunun genelde daha düşük kondisyonlu buluyorum gibi geldi. Çok uzun süre kullanamıyordum çünkü bunu. Anladım. Şimdi pipe wrench'e e gelelim. Bu güzel ya. Bu Bu da yani güzel. Yani bu ama biraz yavaş bir silah bu da? Şeyden olabilir ya. O şeyden hissiyattan. Animasyondan Kısa mı geliyor? Bu? Animasyon tipinden Hı. öyle hissediyor, hissettiriyor olabilir ama hatta Hı. şöyle söyleyeyim. Bu BT yere ve yani alt S yerdeki hammer'a göre Kritik şansı daha fazla bir silah. Ama kritik kat sayısı daha düşük. Yani kritik vurma şansın daha fazla ama kritik vurduğun zaman damage'ın daha az. O yüzden çok yani bir balans yok gibi denilebilir. O zaman ee, ben yani şimdi burada kullanılma sıklığını ve bulunma sıklığını da değerlendirmem lazım bence. burada Evet dizerken. doğru. O yüzden Hı -hı. bu C ve D kıvamında bir yere gider. Benim şahsım. Bunu şey de sıkıntılı durabilitesi daha düşük. O zaman. O yüzden o zaman C, C tiğer denilebilir. C, C iyi evet. Şimdi benim bu Pompayla gönül bağım var. The <laughs> fuck? <laughs> Bak bu pompa çok güzel silah ama 3 üç, 3 üç yani zombi de yani 3 zombi evet. öldürümünde patlıyor yani. Aynen durability'si çok düşük. Ya bir de durability'si düşük aynı kritik şansı da çok düşük. Tek avantajı range'i iyi yani range'i biraz var. Ya bunda zombi öldürmek keyifli ya o yüzden bu yukarılara çıkacak. Ama <laughs> şuramı şuramı onu sana bırakıyorum. C, C C C C C C C C C'de değil yani bu. Güzel bir silah. <laughs> Avantajı var çok hafif. He, şimdi, şimdi ok, evet. oklava bundan çok daha iyi bir kere her anlamda. Direkt oklava üzerinde koyacağız. Oklava atıyor. <gülüyor> oklava da <laughs> şey tavanın şeyi gibi kardeşi gibi oyunla başlayan herkesin ya tava ya işte oklava merdane bulmuştur yani. İlk kullandığı silahlardan biridir. C'ye gitsin. C'ye evet. Aynen ben de B derdim. Madem C'ye koyalım. Bu Ceydik. Bu da yandan yemiş tava. Yani, bana koy şuraya. <gülüyor> <gülüyor> çok sevindirme <söyledim. gülüyor> Neydi ramen o, şey işte. Onun, onun O yandan yemiş tava <laughs> bir aşağı koyabilirsin. Çünkü durabilitesi <laughs> <zici gülüyor> çok az. Tamam, tamam daha da yakışır F'ye gider. Şimdi nereye geldik? Hammer. Stone Hammer'daymış sıra bu arada. Bir sağındaki. Tamam şöyle alalım. Ee, aynen. Ya bu yani çok düşük durabiliti Yani savaşta kullanmam ben bunu. Öyle Bu diyeyim. da kendi craftladığımız bir şey olduğu için çabuk patlıyor. E, baktık çekiç bulamıyoruz. Ne bileyim e, üst kata halat malat E, Çit yarım Ama kalmıştır. Hızlıca bitireyim. Yani iş günü kurtarmalık bir ürün olduğu için bence bu da insanların silah olarak kullandığı tercih ettiği bir şey değil genel olarak. F'ye evet. fa gider gibi ya da fa fa iyidir ya fa iyidir. Bir keman. Keman'ın şeyden e, banyodan bir farkı var. E, durabilitesi daha kötü. Yani tek vuruşluk canı var gibi denilebilir. <laughs> şey, konserde döktürdükten sonra Keman'ı yere kıracağız. <laughs> Aynen. Damage'ı da daha az. Direkt banyodan daha kötü. O yüzden direkt bu düşünmeden çöpe atladım. Şöyle çok efsane vardı. Keman kanser yapıyor diyorlar. <laughs> evet. Ya o yüzden bu aynı yani şu çöpse bu da çöptür yani. At gitsin. Range, pipe range'ten daha kötü bir kondisyonu var. Damage olarak aynılar kondisyon daha kötü. O yüzden yani bu da direkt D'ye kendini yerleştiriyor. Ama daha yerleştiriyor. hafif bir silah değil mi? Ağırlıklarına bakıyorum. Ağırlıkları evet daha hafif. Ama şeyi çok ciddi derecede düşük. Yani durabilitesi Anladım. ciddi tamam, derecede düşük. Koyalım. O yüzden çok hiç güvenilir Hı -hı. bir silah değil. Evet, böyle... böyle bitirdik. Kısa ezicileri de bitirdik böyle. O zaman sırada tahminet evet. ne var? Ee, uzun eziciler. var. <laughs> uzun eziciler var evet. <gülüyor> Burada <gülüyor> çok sayıda silah görüyoruz. Hepsi uzun ezici sınıfında. İlk bir sırada akustik gitarımız var. Çok ağır. Rastgele yerlerde çıkıyor ve durabilitesi düşük. Ama damage'ı güzel. Menzili de fena değil. Bayağı ya yüksek yani. Farklı bir tarzlarda zombi öldürmek isteyenler için denenebilir bence. Gitarla zombi Ama öldürmek keyifli. Banyoya çöp dedik. Ben... Ama bu daha çok vuruyor. Evet. Ya öyle bir, bu vuruyor yani. <laughs> bence bir vuruşluk gider. Bir, yer bir de eğer mod indirdiyseniz böyle gitarlı müzik çalma modları filan onunla da bir tıngırdatırsınız filan arada diye bence bir dev. Dumble geldi ama büyük. Dumbled. Halter. Halter. Burada yine barbel yazmış da. Ha barbel halter mi oluyordu? Yani Neyse. Bu şey işte iki elle tutulan bench press attığımız. Bunun damage'i çok fazla. Menzili de güzel ama çok yavaş. Zaten Ve vuruş, vuruş bunu, bunu savurabilen yani. adama helal olsun yani. Ucunda şu ağırlık varken bunu savuran adam. İki, iki elinin arasında zombi kafasını patlatır yani. Bu adam, adamın silah ihtiyacı olmaz. Bu dördüncü Murat silah galiba. <laughs> Bu çok kuvvetli ama dezavantajları fazla. O kadar, çöp, kadar, evet. çöp olarak değerlendiremeyiz ama çöp değil yok çok çöp iyi bir değil. Silah değil yani. Aynen. Aynen. Aynen yine Aynen. savaşa götürülmeyecek bir silah yoksa Hı. güzel yani. 6 kilo olduğu için çok sıkıntı. Hani her şeyi bir kenara bırakalım 6 kilo sırtımızda bunu taşıyamayız yani çok ağır. Ve bezbol sopası. Beyzbol bunu ayağa koyuyor. Gerek yok çivilist dese işte kardeşim. Bence yani e, şimdi doğrudan bunu diyebilir miyiz? Ben şimdi nedenini açıklayayım. Bir çok dayanıklı bir silah değil aslında beyzbol sopası. Ama bunu... Yani yine çekiç kadar dayanıklı. Gerçi bu şu haliyle B olabilir bence değil de hani çivisiz versiyonu B olabilir. Onun şöyle bir yani knockdown'u çok yüksek. O yüzden o her türlü yüksektedir. A tier'e koyarsın her ha, türlü. Tamam. Çünkü knockdown'u çok iyi. Damage'ının bir yanında knockdown'u çok iyi. O çok önemli bir şey knockdown şeyde. Aynı zamanda kritik de, kritik şansı da yüksek bir silah. Knockback'i de yüksek bayağı. Hı. Yani nerede yani barbell'den daha iyi knockback'i var. O yüzden o A tier kesit. Çivili o çivili taktiğiyle evet çok avantajlı. Yani bu çivi taktiği dediğimizde sadece bir çiviyle beyzbol sopasını 25-30 kez tamir edip çok uzun süre kullanabiliyoruz. O yüzden evet. bu aşırı avantaj sağlıyor. Bence bu ese çıkarır. Yani şunların arasında ben bakınca yani burada. Kesin kesin. Ya şöyle bir olay var. <laughs> çivi, tak, çivi taktığımız zaman hem kritik hasarı çok artıyor. Kritik şansı kritik şansı aynı kalıyor. Düşüyor pardon. Kritik şansı düşüyor ama çok %10 düşüyor. Kritik e, damage'i 5 2 kat daha fazla alıyor. Yani 3 kattan 5 kata çıkıyor. Tam olarak 2 kat değil. Ama çok ciddi bir damage potansiyeline erişiyor. O yüzden yani onun ester oldu kesin zaten yani oyundaki en iyi silahlardan biri zaten. Benim de şahsen Ama... en çok kullandığım silah Beyzbol sopası. O yüzden evet. burada duracak. <gülüyor> <gülüyor> Şu anlık burada. <laughs> Bence iyi. Eee ee, bu süpürge. Hades süpürgesi. Aynen. Toz süpürgesi. Damage'i çok az, menzili çok iyi. Kon kondisyonu çok düşük. Yani D'den daha yukarı çıkamaz. Çöp diyemem. Ama şimdi gitarla düşününce gitarla mı savaşmak istersin? Bununla mı yani? Bence bir, tam da böyle ucundan kıyısından C'yi yakalar gibi ya. Yok. Şimdi şöyle damage'ı daha az. Durability's hmm. aynı. Sen söyle. O zaman D. D diyorum. Bu şey. Kano küreği değil mi? Bu güzel. Oh, ya. <laughs> ben güzel. bu seni <laughs> <sıra> çok seviyorum. <laughs> bu genelde böyle. Yaraş kapalı depolarda bir tane çıkar bu ve orada yener çok zombi olur. Bunu böyle çevirip bir tane vurup böyle hani devirmek adamları <laughs> benim hoşuma gidiyor. Çok ciddi bir knockback'i veya knockdown'ı yok ama vuruş hissi çok iyi. <laughs> Ele çok güzel geliyor. <laughs> Oturuyor, ama savaşa, yani savaşa gidilir mi? Ya yani Bir süreliğine kullanılır çünkü çok ağır değil. Damage'ı da idare iyi yani. Damage'ı iyi. Böyle ortalama bir damage'ı var. O yüzden ben buna ee, C diyorum. C. Belki B ama C. yani B biraz fazla olabilir. Bence B yani biraz. şu diğer seçenekleri düşününce B'ye gidebilir bir silah bu ya. Ee, yani diğer. kürekten daha iyi değil o, yüzden direkt C diyebilirim. Ama yok B de B de kalsın, B de kalsın. B, B de, de kalsın. kalsın. Şimdilik kalsın. Son bir rütuş atarız. Şey yaparken. Aynen. Aynı. Şimdi bu tam çıkmamış gözüküyor ama bu <laughs> levye. Siz bunu levye kabul edin. Ucundaki şu şöyle bir ilk <laughs> cengele çıkmamış. <laughs> levi bence S tier'e gider ya. S tier. Şimdi şöyle. Levy'e inanılmaz güvenilir bir silah. Çok güvenilir. Yarı yani. yolda bırakmaz Levy'e ya. Asla yani. Ölümüne götürür seni. Ama. Aması var. Damage'ı eğer iyi bir kullanıcının elindeyse çok güçlü. Yani iyi bir kullanıcı derken şimdi siyahları bir minimum demişler ama bir maksimum demişler ama. Bunun minimum damage'ı biraz az. Şey yani diyorsun ki uzun ezici yeteneği şöyle 1-2 level kasmış kişilerin elinde daha tehlikeli bir silah dönüşüyor diyorsun. Kritik şansı düşük. Kritik kat sayısı baseball sopasından daha fazla. Yani bana, bana kalsa S. Ama böyle daha çok subjektif bir şekilde yaklaşırsam kesin S. Ben Ama de, daha ben de S objektif bir yaklaşırsam A yani. diyebilirim yani. hani Bilemedim. Ama şimdi, ben düşünüyorum şimdi levye düz beyzbol sopası seviyesinde mi yoksa çivili beyzbol sopası seviyesinde mi? Bence <laughs> çivili beyzbolla yarışır. O yüzden burada S e koyabiliriz onu. Ki birkaç bir yani... farklı mod eklediğimiz zaman mesela garaj kapılarını açma veya Levy'e özel e, yapılmış levye yeteneğini geliştiren modlar falan var. Onlarla o yani adamlar bunun için özel mod yapmış yani o kadar es bence. Ya bunu tek geriye düşüren benim gözümde, aslında aya düşüren yani aya düş şey sebep olan şey beyzbol sopasında olup bunda olmayan knock, knock down. Patlıyor, vurduğumuz zaman yere yani. düşürme şansı daha düşük şeye göre. Beyzbol sopasına göre. Beyzbol sopası vurduğun zaman adamı yere düşürüyor. Ya öyle bir avantajı var. Eee Levi'de bu yok. O tek bir sıkıntı ama yani S S 3 kat hatta 3.5 kat daha fazla dayanıklılık onu styerde tutabilir. Evet. Geldik başka bir gitara. Elektro bas gitar veya elektro gitar. Bu görece sanki şeyden e, akustik gitardan daha güzel bir silah diye hatırlıyorum. Evet durabilitysi daha iyi yani dayanıklılığı daha yüksek. Ciddi manada daha yüksek. Ama demir olarak daha fazla, demir olarak daha fazla vesaire vesaire. Yani D veya aslında Clik yani Clik bir ayarı var mı? Bunu Clik ayarı şöyle düşüneceksin. Bunu yerde bulduğunuz zaman sırtını alıp savaşa gider miyiz? Hayır tabii ki yani de. O yüzden de ediyorum. Oltaya geliyoruz. Olta normalde savaş silahı olarak değil aslında. Balık tutarken bir anda arkadan zombi geldiğinde kendinizi korumak için kullanırız. Maksimum çöp. amacı budur yani. O yüzden çöp. çöp. Yer. <laughs> yani hiç ist istatiklerine şeyine işte ne denir o statlarına falan bakmadan çöpe koyabiliriz. Ben yani statlara bakarak da çöpe koyabilir. Ben bakıyorum statlara çöpe koyabilirim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu evet. bahçe tırmığı evet. herhalde yaprakları toplamak Aynen. için. Öldük, yeniden canlandık. Cesedimizi almaya gidiyoruz. Elimize evet. hemen bunu kaptık. Yani bence iş görür bir silah. böyle. böyle... O bir dakika o, o, o şey. O tamam. Evet ama durability çok düşük. Ya yani onu onu yine DTR'ye götürebilir iyisi Evet. Var yani şunlar varken. Aynen. Golf sopasının ilginç fikri yani ilginç bir şekilde değil gerçi golf sopaları çok sağlam değil. Durabilitesi çok düşük. Çok aşırı düşük değil. Bir gitar kadar değil. Bir tık daha iyi bence ama C, hafif C ye gider mi? bu. C, ye C ye gider evet C ye. yani daha e, onların yanında C iyi gider. Bu da hokey sopası. Hokey sopası biraz daha hafif aynı zamanda he, dayanıksız. Dayanıksız, dayanıksız, dayanıksız. Dayanıksız mı? Evet. Çok Hı. dayanıksız o. Ama bu da şey C'ye gider yani şu şu ekibi düşününce. Hafif olmasından kaynaklı evet. Çok hafif Bir buçuk kilo. Yani, yani bunu, bunu görünce zombileri kaç kullanasım geliyor yani en azından. <laughs> Gitarı zombinin kafasına Arada bir vuruyoruz tabi de yani bunu daha çok kullanmışımdır. kitar ya da tamam. neyse artık. İşte şey ya melodika ya, bu da... ya bunu koy geç. <gülüyor> 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 Melodikayı da zombinin kafasına vurmayın Allah'ım yarabbim. Ya diğer gitarlarda aslında çok da kötü değil bu arada. De yani damage'i çok daha zayıf. Yok yok tamam yerini koymuşsun. Çok güzel yerde de şu anda. Ee... Cross denen bir sporda kullanılan sopa. Çok hafif ve durabilitesi de iyi. Bence bu C'ye gider. C'ye gider evet bu arkadaşlar. Yani düşük ama götürürsünüz yani. Bir tık karışmış şu, şu tırma tırımı da yapabiliriz önce. Tamam bu tırmığı kaydırıyorum önce Aynen. bakalım. Çok zayıf yani diğer tırmıklardan bir tık daha güçlü ama yani çok öbür, zayıf. Durabilitel olarak. kadroda düşünüyorum bunu İşte süpürge ve tırmık. Çok gibi. Çok düşük. Çok düşük. Aa, Oraya koyabilir. Çöpe de, mi de, gider de. buraya mı? Ee de de, de. de, de. Onlarla aynı tamam. Kalas. <laughs> Yine kullanmayı sevdiğim bir şey. Şimdi bunun <laughs> şöyle bir avantajı var. Bulması çok kolay. Evet. Ama ağır. Yani bayağı. Sırtına hiç aldım mı? Aldım. O yüzden bunu ben C'ye koymak istiyorum. <laughs> Ama çok çabuk kırılıyor bu. o çok bir sıkıntısı evet. O yüzden yani. bence hani çivilisi çivilisi B. Tamam. Bu çivilisi da... çivilis B değil. Yok yok. DC olsun. DC olsunlar. Ama çivilisi de güzel öldürüyor yani şimdi. Diye zombi <laughs> kafa patlama sesi çıkarıyor. Hadi tamam. Şimdi, Çivil, yani çok çivilis çok <laughs> bir devuç şeyi kazandırmıyor yani. Bence C, C, D, iyi bunlar yani. Aynen tamam. böyle güzel oldu. O ne? O cih bu, cihaz yarım bilardo üçüncüyle. sopası. Ha evet. Şimdi. Ya bunu da böyle çok kullanasım geliyor. Hafif. Damage'i çok az ama durabilitesi var. İş yapar o yüzden. Yani durabilitesinden kaynaklı iş yapabilir. Çünkü menzili çok fazla. Ben bunu kullandım mesela. O yüzden beğeniyorum. Bence de. O yüzden C'ye yakıştırırım bunu. Saksafon. Saksafon ağır. Damage'i ortalama ve durabilitesi çok zayıf. O yüzden yani D'den kendini C'ye atabilecek gücü yok. Yok yok. Çöp, çöpten D'ye atabilecek gücü yok. Bence <laughs> <laughs> damage'ı çok az evet öyle bir sıkıntı var çöpe gidebilir o yüzden. Geldik kürek. Kürek. Kürek, Aa, Aa, kürek yani. Ben küreğe böyle hiç bakmadan yani statlarına bakıyorum ben şeyin ya yani çok seviyorum kullanmayı ama hızı kırılıyor. B denilebilir. Ben B benim için B uygundur hafif olmasından kaynaklı ve damage'ın hmm. damage'ı yüksek olması damage iyi yani menzili fazla damage'ı fazla tek sıkıntısı durabilitesi çok düşük. Ben şimdi düşünüyorum hani kürek deneyimlerime bakınca. Yani. Hmm. Bence A'ya yakışır. Yani şurayı Lektör gördüğüm mi? zaman Evet. A'di, bunların arasında A'ya gider bence ya. Geldik Sledgehammer'a. Sledgehammer. Dost mu şimdi, düşman mı? Şimdi şöyle. <laughs> iyi. Damage'ı iyi. Beraberinde getirdiği yanakları iyi. Yani o yüzden hani belki Sledge, e, bar Barbel'i yanında taşımazsın ama Sledgehammer'ı yanında taşıyabilirsin. Çünkü duvarları Hı -hı. kırıyor. Hı -hı. o yüzden savaşta kullanımı da iş yapar. Çok ağır ama yine de iş yapar. Ben buna B diyorum. Bu, şeyde, bu kapsamda B veriyorum Şimdi buna. Şimdi ben de kendi tamam. <laughs> deneyimlerimden yola çıkarak anlatayım. Bana göre bu silahtan bir düşman. Çünkü buna güvenip şöyle üzerinize doğru gelen 4-5 tane zombiye dalarsanız sonrasında böyle 70 yaşında koa hastası, tek akciğer alınmış dedeye dönüyorsunuz. Binaya kadar yürüyemezsiniz. Arkadan o böyle sürüne sürüne gelen zombiler yakalar sizi kıp kıp gömer. O yüzden Hani yanda taşınıyor evet doğru ama buna güvenip savaşa girerseniz sonunuz diğer zombilerden çok da farksız olmaz. Çok aldatıcı bir silah. Ben kendim siz sakın kullanmayın diye bunu <laughs> çöp <çövük> kategorisine koyardım. <laughs> hani yukarılarda görüp de lan, videonun sonuna atlayanlar lan valyoz da güzelmiş ya hemen bunu kullanayım demesin diye aşağılara koyasım arasında. Ben bilmiyorum ben B dedim. Sen istiyorsan çöpe at. <laughs> Ortada buluşalım o zaman C mi D mi? O zaman yani şimdi güzel vuruyor zombileri güzel öldürüyor o yüzden C diyelim. Akıllı adam kullansın ama bunu yani. <laughs> Buz küreği şey normal kürekle statları birebir aynı. Birebir aynı. O Hı -hı. Yüzden, Hı -hı. yüzden koyabiliriz. Kapal, Şeydi çift çapa bahçe çapası gibi şey. He, tamam. Bu çapa yani bunun da performansı fena değil ama durabil yani durabilite götürür seviyede. Aslında bu da küreklerle benzer. Hatta küreklerden bir tık daha uzağa vuruyor şey daha çok vuruyor. Biraz daha fazla vuruyor. Mesafesi neredeyse aynı. Ama ben mesela bunu hiç silah olarak kullanmadığım için kendim çok bir fikrim yok. Ya B denilebilir bu ya. Yani, B'ye A'ya vermeye şey el vermiyor. B daha iyi. B ol, yok B e, daha adi. Da şuraya koyalım. Trompet <laughs> Trompet, trompet. Çok zayıf damage, çöp. Evet. evet. Öyle bitirdik. Ee, aynen. Bunu Zor zaten bence. yapmıştık, bunu görmeyin. Kesici delicelerle devam ediyoruz. Şimdi kalem silah olarak kullanmadım. Haritaya bir şeyler karaladık tabii ama. Ben kullandım. O yüzden ona pozitif bir yaklaşımım var. Ve kalem kılıçtan keskindir. O yüzden çöpe atmıyoruz kalemlerimizi ve D yerine <laughs> bence yerleştirebiliriz yani. <laughs> Çok güzel bir savunma yaptın. <laughs> ekmek bıçağı. Veya tele bıçağı fark etmez. Bu ekmek bıçağı benim hapishaneden kaçmamı sağladığı için ben bunu C'ye <laughs> alacağım. Kalemden şimdi kalemden yani farkı ya bir vuruş canı var bunların hep zaten. Kalemin de öyle. Hı -hı. Bir vuruş. Demuç olarak daha iyi. Aynen demuç olarak daha iyi. şimdi düşünce bunların hepsi berbat ama yani hapisten kaçırdım yani o yüzden C yani gerisine takılmıyor. Tamam takılıyor. kabul. Mesela ki... çatal da hemen hemen aynıdır bunlarla ama çatal aynı çöp var, evet. yani. <gülüyor> <gülüyor> çatal çöp. Tamam, okey. Yani bu da şey. Ee, şimdi büyük çatal. O, o biraz daha performansı iyi. O yüzden onu aynı yere koyabilirsin hani. Hani bir D'ye gider. D D iyidir tamam. yani. Sonra sıradaki <laughs> yani, yani... şimdi bu diğerlerinden daha kötü yapan evet. O Handfort'tan daha kötü, kötü yapan. Buna saplama yapamıyoruz. O yüzden çok zayıf. Yani e, savaşta bu kapsamda çok kötü. Yani çöp yani. Bu, 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 kapsamda çöp diğer. Ben de yani silah olarak kullanmadım. En fazla bahçe kazarken gelen zombinin kafasına bir tane vurmuşuzdur. Orağa geldik. Oran Orak. damage yüksek ama kondisyonu çok kötü. Kendini B tierine veya C tierine götür. Yani C tierini belki çıkarır damage'ından kaynaklı. İyi bir zamanda iyi bir yerinde güzel vurabilirsin. Ama yine de ben yukarı çek çekemiyorum onu. C'ye bile çekemiyorum. Bence de bu da ya. Avcı bıçağı şimdi. Burada işler Hatta değişiyor. Avcı bıçağı benim eski sevgili diyebilirim. 4-5 yıl önceden oynayanlar bilir. Eskiden oyunun en güçlü silahıydı bu. Zombilerin dibine girip tek atıyordun. Hemen kırılmıyordu. Şimdi ise Kır biraz şeye skill çek gibi zamanlamayı tutturman gerektiği için tek atman için. Bu benim için aşağılara düştü. Ama bence iyi kişilerin elinde hala çok güçlü bir silah. Kritik şansı çok yüksek. Bak, oyunu gizli oynayacaklar için çok güzel bir silah. Çünkü hem az ses çıkarıyor. Zombilerin dikkatini çok az çekiyor. Hem de arkadan yaklaşırsanız tek atabilirsiniz. Yukarılara çıkaracağım tabi ama bir 3-4 sene önce bunu yapıyor olsaydık direkt hiç düşünmeden ese koyardım bunu. Bence bu şu anki yeri A tier bunun ya. Yani şey olarak güzel. Dışak evet. olarak Aha. güzel yani. Yani Doğru oynarsak A tier'e çıkar. Yani de... alır, hurra hurra deyip Zombilere <laughs> karın deşenecek gibi gidersek olmaz Aynen. Buz, <laughs> Buz kıracağı evet. Buz kıracağı doğru. Buz kıracağı yani kondisyonu iyi fena değil. Götürür. şeyi biraz zayıf. Damage'ı vesaire küçük. Dem kritik şansı düşük ama kritik e, çarpanı iyi. Ya buna bence B tier denilebilir. Oha B evet. ne alaka oğlum buna ben. Yani ben bunu çöpe atardım. Hadi D derdim. <gülüyor> Senin <gülüyor> dere yapacağından daha iyi yani. <laughs> <laughs> Oğlum sen tereyağı biteceğini <laughs> şey yapma ya bir kısta salma. O beni hapishaneden kurtardı. Bu ne amca bu hiçbir hiç şey yapmadı. ha <laughs> bunun dezavantajı şu ya ben bu bunu hatırlamıyorum bulduğumu veya kullandığımı hiç hatırlamıyorum. <laughs> ya yani. Ofisten falan çıkıyor bunlar da ben de hiç kullanmadım yani. Bir iki kez kullanmışımdır. Tornavidadan hallice yani bu. Ben ya D veya çöptür bu. F, F yapsak F'ye koyarım ama. Yok C'ye gider bu. Yok C'ye gitmez bu D ye sen bana güven bu D. Şu bıçak ben... C. Bıçak. Bir dakika, o bıçak B. Bir dakika onu bir B'ye koy zaten <laughs> ilk önce. <laughs> tamam. Şimdi bak. Neden o e, iyi diyorum şeye? Buz kıracağını? Kondisyonu iyi. Kondisyonu hayatta tutar seni. Ama illa ki D diyorsan B olsun ya. <laughs> Hayır. Şimdi için, için şey, e, mutfak bıçağına geldik. <laughs> bu yine şeyi düşük çok düşük. E, Çabuk kırılıyor. Çabuk kırılıyor. Ama kullanışlı. Yemek yaparken evet. vesaire kullanılıyor veya başka ya da işte muzrağın ucuna falan takma opsiyonu var. Yine gizli oynayanlar Heh. için tercih edilebilir. Mektup açacağı. Mektup açacağı. Ha bu da şura işte. Yok. <laughs> bir, bir altı. alt belki. Çünkü daha. Evet. Ya e, kritik çarpanı vesaire çok iyi ama damage'ı çok az. Yani kritik atamazsınız. Bir şansınız var zaten gibi düşünülebilir. Kasap, Şimdi satır. Ben bunu çok severim. Ben bunu ay'a çıkarırım. Bu ya A ya S. Şimdi S niye S? Ya S bıçaklar arasında S olabilir. Çünkü durabilitesi çok iyi yani. Şunlar iyi. şu bundan önceki baktığımız hepsini kıyaslayınca bunların arasında S. Peki Ama sana şöyle bir şey şu söylesem. Şu üçüne daha gelmediğimiz için A'da kalacak. Sana şöyle bir şey desem. Ben buz baltası et baltası da daha çok vuruyor. Buz kıracağı bundan çok mu vuruyor? Evet. Ama ben bunda bir sürü zombi kesiyorum. Bu tak 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 indiriyor hepsini. Şu tak bu tak. Kadar. <laughs> İkinci tak <laughs> Tatlıyor yani. Tam deneyeceğim tamam. ben bunu bak. Bunu dene, denemediğim için D'de. de. Şimdilik B'ye çıkar bence onu. Ben ben sana şimdilik B'ye çıkarıyorum. Bak de daha iyi. Yani ben o zaman o C'ye çıkarıyorum. <laughs> Okey tamam kabul. Makas. Makas. Evet makas yani yine çokça bulunabilen. Benim yanımda taşıdım. Hasan yanımda taşımıyordur eminim. Taşımam <laughs> bunu. bunu. Ben Aynaya koyarım bir sakal saç sakal keserim bununla yani. Ben kıyafet kesmede kullanıyorum o yüzden yanımda tuşluyorum hmm. genelde ama hiç bunu ben silah olarak kullandığımı hatırlamıyorum. Belki şeyin ucuna takmalık. Neşter. Neşter değil mi? Yani. Yani şey. Aynen. <laughs> <laughs> yani üzerlerine çok da kritik yapacağımız şeyler değil bunlar. <laughs> Direkt şimdi tornavida. Çöpe. Tornavida bak bir bu proje son oynayan Net. herkesin yanında taşıması gereken bir şey. Ama silah evet. olarak bence kullanılmaz. Bu. Bence beyler kalır ama. İş yani yapar. Evet. evet. İş yani yapar. Her oyunda yanımda taşıdığım için. Durabilitesi kritik çarpanı iyi. O yüzden kullanılır. Yani. Bu kırık şişe. Şimdi kırık şişenin herhangi bir avantajını göremiyorum. Yani çöp yani. Kırık şişe, şişe çöp de <laughs> olmalı. <gülüyor> zaten. Çöpü silah olarak kullanmaya çalışıyorum burada. <laughs> yani kendisi çöp bu zaten. Direkt <laughs> çöpe koyabiliriz. Kaşık. Ha, bu da Şimdi işte. Kaşık <laughs> e, ilginç bir şey ya da var. Biz bunu saplayabiliyoruz. <laughs> Saplama özelliği var. Özellikle. Şimdi Butter Knife'dan bir avantajı var mı? Yok. Evet. Butter knife'dan... Ya bak sana diyorum sen bunu da kıyaslamayacaksın. Bunu çatalla kıyaslayacaksın. Bak Butter Knife'dan bir avantajı var. Bak onun. Bir avantajı var Batır evet. Butter knife'den. Daha yakından vurabiliyorsun. Butter Knife'a göre. <gülüyor> şimdi <gülüyor> bak distance şimdi, bir şey var. Hapisten bu kurtarsaydı bu C'de olurdu. Ama bu kurtardı yani. Butter Knife <laughs> kurtardı. O yüzden ben kaşığı da böyle çöp seviyesine çekiyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. tamam. Kazı ben hiç kendim kullanmadım. Sadece zombi cesetlerin üzerinden buldum. Onda da cesette bıraktım yani almadım. Avantajı yok bence o da çöpe gidebilir ya. Yani. yani bunu kullanan da çok tercih eden yoktur diye düşünüyorum. Şimdi katana zaten bu olan katana direkt. Şu Katanadır eski. yani bu şey yok yani. Yani Katana'nın tek yani şimdi bir dakika şimdi bir dakika. Katana'yı esa koyma bir dakika hemen diye. Aa bir saniye. İlk önce öyle. maşeti de esa koy o zaman bir öyle, bir aralarında öyle, bir mücadele olacak ufak tefek. E şu mızrağı yani, da koyacağım ben esasında. aslında. O hangi mızrak olsun o bıçaklı mızrak Doğru. olsun. Yani, yani maşetli genel mızrak sınıfı. Ama şimdi maşetli maşetlisi var maşetli olmayan var ya. Yani. Tabi yüzden... hani o biraz bulduğumuz silaha göre değişir ama hani mızrak sınıfı olarak sen düşün en iyi versiyonunu tamam. al yani. Ben... Tamam en iyi şimdi en iyi sınıf, şimdi en iyi versiyonun şey arasında biraz fark var da neyse. Şimdi katana'nın problemi nedir? Katana, katana tamir ediliyor. edilemiyor. evet. Durabilitesi de düşük. Evet. Ama, Ama... damage'ı çok fazla. Yani, çok, yani oyundaki en yüksek damage direkt. Ama base damage'ı en yüksek. Minimum damage'ı ve maksimum damage'ı direkt en yüksek. Yani mesafeyi ayarlamanıza gerek yok. Her yerden vuruyor, oturtuyor, öldürüyor. Yere yatırması yok knockdown'u. Maşetin direkt, var. Direkt öldürüyor. <laughs> Çünkü direkt öldürüyor. Yere yatırmıyor adamı. <laughs> Doğru. <gülüyor> Atıyorum multi -hit kapalıysa ha, daha avantajlı evet. olur. Maşet. Ee, maşetin durabilitesi daha fazla. Ama e, Katana'nın diğer bir avantajı ise menzili yüksek. E, menzili. E, menzili ciddi anlamda yüksek. Yani ikisi de, ikisi olabilir. Ama ben ikisi arasında tercih yapacak olsam stat babında ve bulunabilirlik anlamında maşet daha iyi bence. Katana Sopa bulduğunda oynaması zevkli şimdi. Doğru. Ya yani maşet, mesela bak maşeti bulduğunda maşetli spear yaparsan ya, oyundaki en sağlam silahlardan birini yapmış oluyorsun aslında. Yani evet. Katana'dan bile daha iyi oluyor bir şey anlamında. Tabi multi -hit yoksa diye bir var. Multi hit varsa mızrak bir işe yaramaz. Hatta mızrağı A'ya koyabilirsin multi -hit açıksa. Ya yani, mızraklı multi -hit atılıyor mu ki zaten atılmıyor diye biliyorum ben. Atılıyor mu multi hit mızrakla? Atılıyor atılıyor. Savurunca atıyor. Hmm. Ha savurunca ama sok <laughs> sokarsa ama sokarsa sokmuş oluyor zaten. <laughs> ya bilmiyorum bence mızrak A yerdir. Ee, yapım zorluğuyla açısından. Çünkü yani iyi bir mızrak yapmak için iyi bir katan şey bulmak lazım. Mızrak kötü bir uzak çok iyi ve adamın kafasına sokup direkt tek atıyor. bence ben mızrak mı yani yerde buldun? Ee, mızrak mı yoksa et baltası mı et baltası tercih ederim. Ben ikisini de alırım. Çünkü mızrak çabuk kırılıyor. Önce mızrağı evet, tüketirim. Işte sonra da et baltasıyla yoluma devam ederim. Tercih etmek lazım bak ikisinden birini tercih et bence şu an. Ya tercih yani birinden birini evet. alacağım o zaman Aynen. et baltasını alırım tabii ki de. O zaman eee AT'ye Aya düşerim evet. Şimdi bence kesiciler iyi oldu. Evet. Şimdi evet. final rounda geçeceğiz. Aynen nihai. Nihai de de S ve A'ya şu ana kadar seçtiklerimizi son bir sıralama yapacağız. Haydi oraya geçelim. Ve nihai listemiz artık oluşturulabilir durumda. Şimdi burada yani D koyduğumuz şey de kötü değil. Sadece bu silahlar arasında yapılan bir sıralama. Şimdi burada bence artık yani bunları zaten en iyiler olduğunu karar verdik. O yüzden doğrudan kişisel görüşlerimize göre. Aynen. Biraz kendi tecrübelerimiz gönlümüzün Aynen. üstlerine geçen. Levye Estiyer. Levye Levy. Estiyer. Levy, Sen ama Levye dur da dur dur hele hele, <laughs> hele dur. Sen ele... <laughs> Tamam Levye A olabilir ama S değil şu an. Niye değil mesela? Hayır, ne de... Tamam neyse dur en sonunu konuşuruz. Tamam Eğit en sonunu bir karışırız Hızlıca. Çivil Beyzbol S. Estiyer. <laughs> şu kürek kırmızı kar küreği. D. B mi? Yo D de. Belki ha, C olabilir ya. Bilmiyorum. Ben C olabilir. Şu iki küreye C'ye koyalım. Bu Aynen. beyzbol topası da. A Veya S hani. B a'ya koydum tamam. Bu çift belli baltı yani, bu B bu B'ye gider. Ben burada en o çok hani sen job güzel dedin ama benim D gibi bana ya. D olsun de senin için D olsun ya? Tamam, tamam bak burada da ben <laughs> şey taviz veriyorum. <laughs> bu çekiç şimdi diğerlerin bu çekiç C B, B mi? B. B. Tamam. Mızrak. A. A. Net A. Bu et baltası da A. Evet. A bıçağı. Eee. C veya c, c derdim ben. Aynen. Bu şey bizim satırımız. Evet. Bu yani bu. Bu Ü S da olabilir S, ya. S. S. S, S. Katana'da S. 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 Şuna ya takılmayın. Şimdi... Bu yanlışlıkla oldu. Bunu görmezden gelin. Kaydıralım. Ortalayalım. <laughs> Levi ile çivili bozbol sopası mı yani denk göremiyoruz. Beyzbol sopasından da çok fazla iyi değil. O yüzden hani e çıkarmak yok. Tamam. Aa, Kabul Ama şimdi Kabul. şunu bir kıyasını yapalım. <laughs> Levye ile çivisiz beyzbol sopası. Ben gördüğüm zaman Levy'yi kullanmaya devam ederim. ya yani ben baseball sopasını alır ha, sana yani Ben şu gideyim. beyzbol sopası bir B'ye düşebilir gibi. Yani şimdi burada öbür rakiplerini düşündüğüm zaman şöyle bir tık aşağı hmm. kayabilir. Çünkü tamir okay. etmek için bant bulmak lazım. Bant içinde gidip depo binalarını filan yağmalamak lazım. Orada aralarda da çok zombi oluyor. Tamir işi biraz zor olduğundan A'dan B'ye düşürebiliriz bunu. Okey tamam. Peki o zaman bir o zaman madem değişiklik yapıyoruz. Bence şu bıçağı da D'ye düşürmek lazım. Bu Evet. Bizim oyun tarzımız değil bu. Yani biz çok daha Aynı, yani. saldırı küldür oynadığımız ya, için. Zaten sessiz oyun tarzı diye bir şey bence yok. Zombayit'te de, de. Hani olduğunu <laughs> iddia edenler var dünyada. <laughs> Yani biz sessiz girin bakayım AVM'ye. Bir silahçı soyun çıkın sessiz sessiz. Böyle bu durumdayken şimdi aksı C'ye indiremeyiz. Aksı C'ye inerse kürekler kesin de inmesi Aynen lazım. Aynen onları D'ye yani şu anki sıralama bence Ama çok şimdi adil. şöyle düşünelim. Aks mı çekiç mi? Ama çekiş de tek elli yani avantajı olunca evet. Yani ya B, evet. Yarın da gider bunlar. Çekiç yani evet tek elli olması avantaj. <laughs> Kullanışlı olması çok avantaj. Hani yaz şu an aslında bence çok doğal bir distribüsyon oldu fark ettiysen. Bak B tier'de beysbol sopasını hariç tutalım. Şeyler var. Eee işe yarayan yani savaşma dışında işe yarayan evet. itemler. C tier'de e, savaşma dışında çok da bir işe yaramayan ama iyi bir damage olanlar. D sen nightstick nice yaptın bence nightstick nice D değil. Nightstick nice eee hammer kadar iş yapabilen bir silah. Bence. Ama hammer kadar şey değil yani. Günlük hayatın e bir parçası değil. <laughs> Hadi ama C'ye çıkardın tamam. Ama yani anlamında da. daha iyi. Tamam C'ye çıkardın. Şu an, şu an e bu sıralama. tablodan eminsek o zaman bir günün günü şampiyonu seçmemiz lazım. STR'den bir <gülüyor> biraz zor <laughs> <dor> olacak. <laughs> yani sen sen bezbol sopası seçersin. Hani. Yani e ben ikinci şimdi ikimiz de 1-2-3'ümüzü iki, de sıralayalım. Bence bir tamam. E katana <laughs> iki bezbol sopası 3 satır. E maşet, Maşet, Maşet. maşet e, 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 Nedir onun değilsin. ismi ya? Pala, Pala, Pala. Ha, pala, he. Ben Çivili bezbol sopasını bir numarayı koyuyorum. Benim sıralamam böyle. İkinci, sıralada, i̇kinci sırada, ikinci sırada Pala var. Üçte de katan. Şimdi neden Belki bunu böyle. diyeceksiniz? Ben hep bu oyunda ve genel olarak hangisi daha uzun ömürlü gidecek? Burada tamir edilebilir tek sopa var. Bir numara Şu o. Şu da tamir oluyor aslında ya. Ama e, evet. onun tamir yani şey Tutkalla çok iyi tamir oluyor sopa ve çiviyle de çok iyi tamir oluyor. O yüzden o benim için en başta. Evet. E katana niye en sonda diyeceksiniz? Ya benim için kırılacak bir şey yani şöyle oyun e, eğer kendinizi çok geliştirdiyseniz, e, bakımınız çok arttıysa maintenance skill'iniz çok yüksekse e, Katana katanı kullanmak ancak o zaman çok verimli oluyor. Onun haricinde ama bu haliyle bence katanın çabuk kırılmasına yol veriyorsun ama katana kırılana kadar aradan 100 tane zombi çıkarıyor. Fark etmez anladım. Yani sen bir anda ihtiyaç duyduğum anda kırılacak şeyi yaşamak istemiyorsun herhalde. Benim için o yüzden her zaman Levia yani bunların arasında ben her zaman Levi. Ben katana bulduğum <laughs> zaman da Levia kullandım bu oyunda. Evet, katana ya o yüzden... <laughs> Aynen. Ben yani ben Levi'ciyim. Levi Levi'ciler ayrı bir cluster, boyutta. Ben o cluster'ım. Levi'ciyim ben yani. O Levi olacak. Elimizde, arkamızda Levi olması lazım. Ama bu tabii ki de e, objektif görüş bildiremeyeceğim anlamına gelmiyor bence. Bu bu anlamda ben çivili beyzbol sopası 1, maşet 2 ve katana 3 olarak yapıyorum. Yorumlarda siz nasıl düşünüyorsunuz bu üçlü sıralamayı onu da belirtirseniz güzel bir ortam oluşur. Böylelikle de galiba sonuna geldik videomuzu. Bitirdik. Evet. Yakın mesafeli silahları bitirdik. Bir sonrakine de artık başka bir tier list videosunda görüşelim tekrardan. Buraya kadar izlediyseniz e, abone olmayı unutmayın. Bu sayede yayınlarımıza, canlı yayınlarımıza ve bir başka zombait ve başka oyun videoları kaçırmazsınız. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.